Yine bir çocukluk ve büyüme hikayesi konuşacağız. Ümran Avcı var karşımda. Peki yemin edin evde olduğunuzda? Kız madem öylesiniz bırakın ben evde kalayım. Ben eğer ki bu kadar insanın beni sevdiği bir Ümran isem, beni buraya getiren bu yaşadıklarım. Biz bazalarımızı kapının arkasına iterdik öldürmesin diye. Ölüm korkusuyla büyüdüm ben. Nerede o mahallenin insanları, komşular, insanlar? Bu evde birilerinin canı yanıyor. Annem saklardı. Bağırmayın derdi. Komşular gelmesin. O gün annemi o kadar çok dövdü ki annem o gün dayak yedi, eli öpüp girdi içeriye. Babam kendini bambaşka bir dünyada görüyor. Yeri geliyor Cumhurbaşkanı sanıyor. Bu arada ben 8 yaşına kadar babama amca diyorum, amcama baba diyorum. İnsanlar yokluk diyor Gökhan Bey. Yokluk bir şeyin olmaması. Dolabı açtığınızda bir şey görememek ki bu ciddi bir yokluk. Komşular kahvaltıya çağıracak mı diye bakardım. Gözüm kalırdı yani o sofralarda. Çağıran da bana ev temizliğini yaptırırdı. Sonra kahvaltıya oturturdu. Size yemin ediyorum pazara gidemezdik. Akşam annemle kalanları toplardık. Yok. O kadar çok anlatacak şeyim var ki öyle bir ömür ki çıkamıyorum içinden. Sesimi duyurmak istiyorum. Benim çocukluğumda yaşadıklarımı görmeyenlere. Biz sahipsiz miydik? İsyan ediyorum. Yüzüme bakan herkese isyan ediyorum. Neden? Neden sahip çıkmadınız ya? Neden bu kadar sahipsiz bıraktınız? Kör müydünüz? Katers Ekstra'ya hoş geldiniz hepiniz. Biz bu programda aslında büyüme hikayelerimizi konuşurken çocukluğumuzun renklerini de hatırlamayı konuşuyoruz. Çünkü çocukluk dediğimiz şey rengarenk bir şey aslında. Binlerce renkle geliyoruz bu dünyaya. Varoluşumuz, doğumumuz, hayata gelişimiz aslında çok özel. Bir can olarak geliyoruz bu hayata. Ama çocukluktan büyümeye doğru ilerlerken bizim elimizden yavaş yavaş renklerimiz alınıyor. O yüksek yaşanan duygular, o kendimiz gibi oynadığımız oyunlar, heyecanla kurduğumuz hayaller, bu hayatta böyle olmalısın, böyle yapılırsan sevilirsin, böyle yapılırsan utandırılırsın ya da bizim senden beklediğimiz, istediğimiz hayat bu bilgileriyle beraber. Bazen de içinde büyüdüğümüz ailenin kaybettiği renkler ve karanlıklarıyla beraber renklerimizi kaybetmeye başlıyoruz. Aslında bu sohbetlerin amacı birazcık da bizden alınmadan önceki renklerimizi hatırlayabilmek. Yine bir çocukluk ve büyüme hikayesi konuşacağız. Ümran Avcı var karşımda. Bir sosyal medya fenomeni diyeceğim ama ötesinde aslında bu hayatta var olan bir insan. Hoş geldin Ümran. Hoş bulduk Gökhan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın bu koltukta? Daha iyiyim. Yani içeride çok daha heyecanlıydım. Şu an çok daha iyiyim. O kadar fazla mesaj geldi ki gerçekten seni ağırlamakla ilgili ve gerçekten insanlar nasıl bir bağ kurdularsa aslında eğlenceli paylaşımlar da yapıyorsun evet, ama yani, belki o gülümseyen yüzün arkasındakiler merak edildi. Belki çok seviyorlar de. Seni. Yani şöyle ben ilk TikTok'ta hani videolar çekiyordum işte abla kardeş videoları vesaire. Ben paylaştıkça eksikleri görmeye başladılar. Annen nerede, baban nerede, şu nerede, bu nerede diye şimdi bir şekilde onu eşmeye başladılar. Ve ben magazin sayfalarında boy boy sebep gördüm. İşte Ümran bu yüzden konuşmuş, şu yüzden aslında hiçbiri doğru değil. Ve sürekli bunu doğrulamaya çalışıyor. Bak bu yüzden konuşmuyormuş, bakın bu yüzden. Biraz katarsi ben de çok istedim. Ama bu koltuğa gelme cesaretim yoktu. Ta ki sizinle biraz içeride konuşana kadar bu bana bir güç verdi. Yani hani onların yazması demek ki dinlemek istiyorlar dedim ve ben de artık anlatmak da istedim açıkçası. Öyle bir serüvenle hani videolarla tanındım ama şu an benim bu karakterimi sanırım videolarımdan belki daha çok seviyorlardır. Konuşacağız hepsini. Sen istediğin kadar ama evet. Hazır hissettiğin kadar. Burada senin sınırların var. En önemlisi bu. Ama insanlar da sormuş ya sende ne var diye. Sence ne var? Yaşayamadığım çocukluğum var bu garanti. Yani yaşanmayan bir hayat var. Bir kere şeyden başlıyor. Benim babam bipolar ve sanırım askerde bir kaza geçirmiş. İki defa beyin ameliyatı olmuş ve artık ondan sonra o bipolar sürekli babam üzerinde etkisini göstermeye başlamış. Hatta biz 2000 yılında İstanbul'a geldik. Malatya'daydık. 5 kız kardeşiz. Geldik babam cezaevindeydi. Yani babamı cezaevine sokan sebepler
hastalığım verdi, bu rahatsızlığım verdi, ani çıkışlar. Yani çok ciddi konular değil ama işte normalde atıyorum elini bir şey uzatmayacak adam hırsızlık yapıyor. Hasta çünkü bilmiyor. Bazen çok iyiyim, bazen çok derinde yaşayan bir hayat ve bu derinden bir anda coşkuya çıkıyor dönemlerinde. Yani ilaç kullanıyor ama sanırım bir mevsim geçiş dönemleri var ve babam her Mayıs ayında ve her Eylül ayında bize kıyameti yaşatırdı. Dünya kadar borca gidiyor, alışveriş yapıyor, bilmiyor. Ve onu durduran kimse yok. Biz söylüyoruz ama babam kendini bambaşka bir dünyada görüyor. Yani o yeri geliyor Cumhurbaşkanı sanıyor. Onlarla konuştuğunu sanıyor, onlarla görüştüğünü zannediyor. 2000 yılında İstanbul'a geldik, babam cezaevindeydi. İşte üç ablam konfeksiyonda direkt işe girdiler. Annem de keza işe girdi konfeksiyonda. Ben yalnız kalıyordum evde. Bazen beni de götürüyordu işte konfeksiyona, masanın altında yatardım. Annem de orada işlerini yapardı. Okul zamanında gelirdim, hemen önlüğümü giyinir giderdim. Bazen de annem hani işleri izin vermezdi, beni götüremezdi. Ben evde kalırdım, bana günlük 1 lira bırakırdı. Yani insanlar yokluk diyor Gökhan Bey. Yokluk bir şeyin olmaması, yani bir şeyin az olması katiyen yokluk değil. Dolabı açtığınızda bir şey görememek bu ciddi bir yokluk. Sabah giderdi annem işe, ben kapıya çıkardım, korkardım yalnız kalmaktan. Bakardım böyle ekmek alan komşular beni kahvaltıya çağıracak mı diye. Sağ olsun çağırdılardı ama tabii yani şey değildi, hani gözüm kalırdı yani o sofralarda ya da çağıran da bana ev temizliğini yaptırırdı. Sonra kahvaltıya oturturdu. Amenna yaparım da hiç problem değil. Bu şekilde annem bana verdi 1 lirayla ben öğlene kadar geçinirdim. Öğleden sonra okul vardı. Ben okula aç gidiyordum yani. Bir beslenme çantam yoktu. Taranmış bir saçım yoktu. Güzel kıyafetlerim yoktu. Okula beraber gittiğimiz bir öğrenci vardı. Aynı sınıftaydık. Annesi onu bırakırdı okula ama inanılmaz süslerdi kızını. Tokası pembeydi, ayakkabıları pembeydi. Onun da çantasını bana taşıttırırdı. Kimsesizim çünkü. Kimsem yok. Okul yolundan giderdik mesela. Bir markete girerdi. Kızının beslenme çantasını böyle doldururdu. O benim mesela travmamdır. Ülker'in bir muzlu gofreti var. Onu da alırdı. O kadar çok canım çekerdi ki. Bana hiç almazdı yani. Ömrüm boyunca bana şunu aldı diyebileceğim hiçbir şey yok ama ben orada çocuğum. Ya bunu yapıyorsun, benim bir beslenme çantam yok ve belli ki iyi durumda da değilim. Ben her markete gittiğimde, her market siparişi verdiğimde o gofreti ekliyorum. Bilinçsizce yapıyorum bunu, atamıyorum. Diyorum ki o zaman alamıyordum, şu an alabiliyorum ve şey, ya bunu canım istemiyor ama ruhumu doyuruyorum bununla. Böyle bir hayattan ta ki işte babam cezaevinden çıktı, annem yine hamile kaldı. Bir noktada anneme belki bunu yüzüne karşı hiçbir zaman söylemedim ama anneme de kızıyorum. Böyle bir eşim var ve sen sürekli çocuk doğuruyorsun. Biz 5 kız kardeşiz. Durumlar zaten çok vahim. Bir de kardeşim oldu üzerine. Kardeşim doğduktan sonra hani daha da artık annem çalışıyor. Ben artık kardeşime bakma seviyesine geldim. Sürekli ben bakıyordum, ben ilgileniyordum. Hatta ben büyüttüm bile diyebilirim. Ama sürekli bir baba şiddeti. Sürekli. Ama şiddet derken hem fiziksel hem psikolojik olarak bir şiddet. Bu arada ben 8 yaşına kadar babamı görmediğim için, yani babam cezaevinde olduğu için babama amca diyorum, amcama baba diyorum. Köyde, memlekette o şekilde alışmışız ve bazen öz babam bana diyor ki bana baba de, hani niye bana amca diyorsun diyor. Diyorum ki desem ne olacak ki? Bu mu yani? Sana baba demek mi seni rahatlatıyor? O kadar fazla susmuşsun ki belli ki. Hani kendi içinde, gerçekten de aslında içinden belki sıkışan birçok duygunun da çıktığı bir sohbeti yapıyoruz şu anda. Bu öyküyü seninle beraber ilerleyerek de aslında sen istediğin kadar konuşmak istiyorum. Öykünün içerisinde bir psikopatolojik, bir psikiyatrik tanıyı sıkça duyacağız. Bipolar bozuklukla ilgili. İki uçlu duygu durum bozukluğu diye geçen, manik depresif bozukluk olarak geçen. Ama burada bir etiketleme yapılmamasının özellikle bir ruh sağlığı uzmanı olarak altını çizmek istiyorum. Herkes kendi öyküsünde yaşar. İnsanlar tanılardan ibaret değildir. Her bu süreçten geçen insan aynı şekilde yaşayacak diye bir şey yoktur. Altını çizelim buraların. Ve özellikle bir hastalıkla ilgili temel bir etiketleme olmasın. Biz bugün Ümran'ın belki baba kız ilişkisindeki yansımasını ve o istediği kadar babasının hayatına yansımasını konuştuğumuz bir yerde olacağız sadece. Bunun bir altını çizelim beraber. Ve aslında ben biraz başa döneyim seninle beraber. Hatırladığın ilk anılarla sorsam önce, nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun sen?
Dediğim gibi ben doğduğumda babam yoktu. Cezaevindeydi. Sebebini soruyorum, bir sebep yok. Beni hep annem ziyaretlerine götürürdü. Orada gördüğüm kadar var. 8 yaşına kadar bir babam orada var. Sağ olsun amcam hani el uzatırdı birçok zaman. Gelirdi, halimizi hatırımızı sorardı. Ama hani biz o ailede annem bir köy evinde 4 kızla beraber yaşamaya çalışıyor. Ve benim 6 tane halam vardı. Yani sanmıyorum ki biri de gelip yani ne durumdasınız ya? Ya ne durumdasınız? Bu haldesiniz. Ben insanlardan yokluk hikayeleri dinliyorum. İşte atıyorum marka ayakkabıyı alamadığına yokluk diyor. Ya da işte ne bileyim ayakkabı alamadığına yokluk diyor. İki ayakkabısı varken. Yokluk yokun karşılığı yok. Olmuyor yok yani ablam anlatıyor. Ekmeğimize sürecek yağ yoktu diyor. Sadece ekmek yerdik diyor mesela. Yani böyle bir hayattan. Annem inanılmaz mücadele etmiş bizim için. Sürekli tarlalarda çalışmaya gidiyor. Ablalarım okula gidiyor o dönem. Bir de insanlar da çok kötü. Yani bu adam rahatsız. Ben hep şunu söylüyorum. Ben okey babamla konuşmuyorum. Ama onu eleştirenler de dört dörtlük insanlar değil. Bazen yoklukta, yoksunlukta insanı ayakta tutan ya da en azından kendisine çocukluğunu hatırlatan bir diyalog kurulur. Senin mesela annenle aran nasıldı çocukken? Çok iyiydi. Annem çok merhametli bir insandı. Yani bir kedi yavrusuna nasıl sahip çıkarsa annem de öyle çıkıyordu. Koruyordu, kolluyordu. Konfeksiyonda çalışıyordu. Annem 6'ya kadar çalışırdı. Arardım anne mesain var mı? Var. Anne ben geleyim. Ben senin için yapayım. İşte o zaman kaç yaşındayım? Herhalde o 9-10 yaşlarında falan. Giderdim annemin yerine çalışırdım. Annem gelir yemek yapardı, evi toplardı vesaire. Ve buna rağmen çalıştığı parayı gidip cezaevine yatırırdı babama. Cezaevinde o kadar çok zamanım geçti ki benim tüylerim böyle diken diken oluyor. Bir travma benim için. Çünkü sabah 5'te giderdik. Arabamız yoktu. Karda, kışta annem her görüşüne giderdi. Yani diyorum ya, babamı sanırım annesi bile bu kadar sahiplenemez. Annem resmen babam için yaratılmış. Onu topluma kazandırmak için yaratılmış. Ama kim dinliyor ki annemi? Annemi dövüp geçiyordu. Diğer gün annem yine önüne çayını koyuyordu. Şiddet görmek bir çocuğun dünyasını sarsacak bir aslında temelsizlik. Hayat boyunca yaraları sarmaya çalışıyoruz. İnsanlar çok bunu konuşmuyorlar ama çocuğun anne baba arasındaki şiddete şahit olması da evet, çok ağır bir duygusal şiddet ve zorlu bir deneyim hayatın içerisinde. Sen izleyen bir çocuk olarak o şiddeti nasıldın o yaşlarda? Şunu söyleyemem, bize sürekli dövüyordu diyemem ama yani süreni her gün değildi ama haftada 2-3 muhakkak bir tartışma ve annem sürekli dayak yiyordu. Yani sürekli annemizi elinden alma çabası, o dayaklar yani o anları asla unutamıyorum. Yani diyorum ya annem bu kadar şeyden sonra hala affederdi, diğer gün kahvesini getirirdi. Ve bak benim babam ömrü boyunca çalışmayan bir insan, çalışmazdı. Biz çalışıyorduk artık ne yapalım yani şey demiyorduk, çık çalış da diyemiyorduk. Yeter ki bize müsaade ver, yani bize bir rahatlık ver. Keyfine bak, mutfak orada, ev orada, yemek orada. O dönemlerde mesela şunu hatırlıyorum, kirada oturuyorduk, zorla geçiniyorduk. Annem, ablam çalışıyordu, babam çalışmıyordu. Bir gün annemle evimiz tepedeydi, yokuştan çıkıyoruz. Eve böyle yeni eşyalar yükleniyor. İşte buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Dedik herhalde biri taşınıyor. Hani bizim bu fakirliğimizle gidip de 20-30 bin liralık alışveriş yapacağı. Ama soramıyorsun ki niye aldığını. Dayak dövüyor yani sana ne? Ben ödüyorum, ödemiyorsun. Ben kendimi bildim bileli borç ödüyorum ya. Kendimi bildim bileli. Ve o gün eşya aldığı gün annem artık dedi ki yeter. Yani yeter ya dedi, bu ne? Bizim buna ihtiyacımız yok, bir kere paramız yok. O gün annemi o kadar çok dövdü ki komşular toplandı, teyzemlere çıktık. Orası bizim bir kaçış yerimiz oldu. Tabii başka yerde rahat edemiyorsun. Teyzen de olsa senin evin değil neticede. Annem o gün babamın annemi dövdüğü elleri öpüp eve girdi. Dedi ki kabul etmiyorum gelmesini. Elimi öpecek dedi, öyle girecek. Annem dayak yedi, eli öpüp girdi içeriye. O kadar çok anlatacak şeyim var ki, öyle bir ömür ki çıkamıyorum içinden. Elbette ki bu karanlığın içerisinde hatırlamak zor olabilir ama orada bir tane de çocuk var ya, 7 yaşında, 6 yaşında, o halini bir gözünün önüne getir. Hani bir çocukluk fotoğrafı göster bana, anlatarak tabii ki. Yani sen nasıl bir çocuktun mesela, neyin hayalini kurardın, ne oynamayı severdin, nasıl bir fotoğraf gelir gözünün önüne? Eğlenceli ve neşeli bir çocuktum. Çok sosyaldim, arkadaşlarımla çok öyle oynardım.
Ama hayalim yoktu. Yoktu çünkü hep karanlıktaydım. Çıkacağımı hiç düşünmedim. Buralara gelmek aklımın ucundan geçmedi. O yüzden insanlara tuhaf gelen şeyler benim hayatımın bir parçası. Ben hamileydim. Annemin babamı öldüresiye dövdüğünü öğrendim. İmran, bu arada baban eve döndükten sonra duyduğum kadarıyla hep şiddet anlatıyorsun. Yani siz çocukları olan başka bir yerde, sen ne yaşadığını biliyorsun. Ben söylerken de zorlanıyorum elbet. Kimi çocuk saklanır, kimi çocuk evden çıkar. Sizse ayırmaya çalışan çocuklarsınız orada. Biz bazalarımızı kapının arkasına iterdik öldürmesin diye. Ölüm korkusuyla büyüdüm ben. Her akşam annem derdi ki, ben yatıyorum yanımda ama siz bazanızı için kapının arkasında. Annem canını içe sayardı. Ben burada olayım ama siz bazalarınızı itin derdi. Biz bazamızı itip uyurduk. Ve bu şeyden çıkamıyorum yani. Ta ki babam ölene kadar belki devam edecek. Hani geriye dönüp baktığımız zaman o evde sadece bir tane almış ve doğru destek alması gereken biri yok. Aynı zamanda gerçekten desteğe çok ihtiyaç duyan, maddi, manevi, yaşamsal, profesyonel, terapi desteğine çok ihtiyaç duyan bir anne ve çocuklar var oralarda. Evet. Hani bazen böyle güldüğün ya da mizah yaptığın videoları izleyip aslında arkasındaki gerçek hayat hikayene de daha derinden bakmak. Hani sosyal medya fenomeni deyip geçiyoruz ya. Bir şeyi de beraber konuşalım bu arada. Burada sadece baban için söylemiyorum bunu ama bu sürecin bize çağrıştırdığı kalıp yargılar olabilir ama burada doğru tedavi edilmemiş bir süreçten bahsediyoruz. Altını çizelim. Her bipolar bozukluk aynı seyirde gitmediği gibi bu hastalığın başka biçimleri de var. İlla manik atak ya da depresif atak belli bir sırayla gidecek gibi değil. Kesinlikle. Birçok alt tipi var. Daha gerçekle bağlantının koptuğu durumları yaşayan, bipolar bozukluk yaşayan insanlar var. Gerçekle bağlantısı daha kuvvetli olanlar var. Günlük hayatını gerçek ilaç düzeniyle gerçekten çok sağlıklı yaşayabilen ve tedavi olan insanlar var. Doğru tedavi planı uygulanmamış insanlar var. Onlar da kendilerine ve ailelerine, yakın çevrelerinin hayatlarına zarar verebiliyorlar. Böyle olduğunda çünkü her şey doğru tedaviden ve doğru tanıdan geçiyor. Böyle baktığımızda. Bu arada İmran, bu evden sesler geliyor. Bu evde birilerinin canı yanıyor. Çocuklar şiddet görüyor. Nerede o mahallenin insanları, komşular, insanlar? Annem saklardı. Bağırmayın derdi. Komşular gelmesin. Bizi odalara kapatırdı. Babamı topluma kazandırmaya çok çabaladı. Başardı da bir yerde ama en son yine babam bozdu. Saklardı. Mesela ev sahibimiz gelirdi. Ne oluyor falan. Kızlar kavga ediyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Benim çocukluğumda yaşadıklarımı görmeyenlere sesimi duyurmak istiyorum ve cidden soruyorum. Neden? Bizim durumumuz kötüydü. Biz çok kötüydük. Neden sahip çıkmadınız ya? Neden bu kadar sahipsiz bıraktınız? Kör müydünüz? Annem o hafta aldığı haftalığını babama yatırırken uzatamadınız mı 50 liraya? İsyan ediyorum. Yüzüme bakan herkese isyan ediyorum. Keza halama, keza amcama, keza birçok insana isyan ediyorum. Neden? Neden sahip çıkmadınız? Biz sahipsiz miydik? Ben şu an inanın aldığım hiçbir şeyden mutlu olmuyorum. Ne giyinmeyi seviyorum, ne dışarıda yiyip içmeyi seviyorum. Çünkü görmüyorlar. İnsanlar garibanı görmüyor. Belediyeler, işte kaymakamlıklar yardım ederdi. O zamanın parasıyla 20-30 lira. 2 günlük şey değildi, geçim parası değildi yani. Biz hep böyle kendi çabamızla, mesela ben liseyi okumayacaktım. O da neden? Sınava gideceğim, sınav 30 liraydı. Annem bizim çalıştığımızda babama yatırdığı için bizim paramız yoktu. OKS'ye gireceğim, 20 liram var. OKS 30 lira. Sınava girmeyen de şey almıyorlar, liseyi almıyorlar. Parayı biriktiremedim. O anne diyorum OKS'ye gireceğim. Ben seni okutamam ki diyor. Yani haklı. Nasıl okutacağım? Kimse el uzatmıyor, hiç kimse. Bir Allah'ın kolu da o kadar diyorum ya, eşimiz, dostumuz, akrabamız. Ya bu kızı nasıl okutacaksın demiyor. Annem de okutamazdı zaten. Tekstilde çalışıyorum. Üstüm başım boya içinde. Her yerim kot boyası, ağzım yüzüm böyle bir şeyim. Artık o üstüm kokuyor. Tekstil kokuyorum artık. Annemin bir üvey kardeşi var. Öğretmen o. Bir anda dayım çat kapı geldi oraya. Dayı ne oldu dedim. Ben seni dedi öğretmenlik yaptım, liseye yazdıracağım dedi. Hani burada olmazsın dedi. Yani hayatımın belki dönüm noktasıydı. Aldı kolumdan tuttu, 200 lira kayıt ödemesi vardı. Gittik, onu da cebinden verdi. Kuzenim gelmişti, o kadar güzel giyinmiş ki. Ya ben leş gibiyim, okula gidiyorum ama o kadar kötü durumdayım ki. Ama okula gidiyorum, ya seviniyorum yani. Annem tabii hala, bak çalışmadım, işte geçinemiyoruz. Hafta sonları çalışırdım. Günlük 20 liraya Taksim'de
Hosteslik yapardım, kapıda beklerdim bir restoranda. En önemlisi onlardan para almıyordum. Önemli olan oydu. Yokluk durumunda para getirmeyen birinin bir lokma yemesine bir fazla geliyor çünkü yok. Böyle bir lise süreci, liseyi de bu şekilde bitirebildim. Sen hem liseyi bitirdin hem 10-11 yaşlarından itibaren de çalışmaya devam ettin, evet. O dönemin içerisinde. Bir isyanım vardı demin. Bence onu birlikte de bir kere daha söyleyelim. Toplumu, ülkeyi, dünyayı ayakta tutan şey dayanışma. Herkes kime nasıl destek olduğunu ya da nasıl bir dayanışma içinde olduğunu kalabalıklara göstermek zorunda değil. Bazen de gösterilir, ayrıca model olur. İyiliğin de model oluşu var çünkü. Ama gerçekten biz etrafımızda, ne bileyim, o sokakta yatan bir çocuk varsa ya da yan eve yemek girmediğini biliyorsak ya da başka bir çocuk bir yerde okuyamıyorsa, aslında toplumsal vicdanın ötesinde kendimiz olarak büyüyebilmek, bireysel vicdanımız için de o çocuklardan, o ailelerden sorumluyuz. Bütçemiz el verir, elimizden gelen desteği veririz. Bütçemiz el vermez, omuzlarında bir el hissettiririz yapabileceğimiz kadarıyla. Bazen onun için dua ettiğimizi bilmesi, bazen onun için iyi bir dilekte bulunduğumuzu bilmesi, bazen de gerçekten elinden tutup çıkamadığı bir yola götürmek, bunu gerçekten vicdanın sesiyle yapabilmek toplumu toplum yapacak. Bütün devlet düzenlerinin, bütün inanç sistemlerinin, bütün insan kuramlarının, toplum kurallarının altında bu aslında birbirine kenetlenen eller var. Buraları kaybettik. Buraları kaybediyoruz. Bugün bu senin isyanın, bugün belki orada bir yerde başka bir çocuğun da isyanı olacak diye söylemek istiyorum. Yani yalnız bırakıldık diyorsun aslında. Hani duyan gören var. Var. Duyan gören yok değil. Var. Ama yoklukla, şiddetle, belki bir hastalıkla yalnız bırakıldık dediğin için de altını çizmek istedim. Yani bu eziyete ortak olmak istemiyorlar. Diyorlar ki onlar zaten içinde. Zaten hani onların kaderi de buymuş diyorlar. Bazen ben de ona kapılıyorum. Mesela bir çocuk babasıyla sıkıntı yaşıyor ya. Diyorum ki ben de yaşadım. Yemin ediyorum bu kader değişmiyor. Yani bir çocuğa şu teselli ötesine geçemiyorum. Bunu çekmek zorundasın diyorum. Değişmiyor. İnsanlar sana sahip çıkmıyorlar. En yakının bile seni babanın hastalığıyla vuruyor. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Ben o adamı seçtim mi? Bana nasıl bu şiddet uygulayabilirsiniz? Ben zaten şiddetin içindeyim. Ben zaten bir kıyametin içindeyim. Bana nasıl bunu uygulayabiliyorsunuz? Nasıl bana etiket vurabiliyorsunuz? Ciddi anlamda buradan böyle her etiketlerine hesap soruyorum. Ya utanmazlar magazin sayfalarına boy boy Ümran'ın babası dolandırıcı. Bunu yapan akrabalarımız, Ümran'ın babası şu, neyi biliyorsun ya sen? Ben de biliyorum babamın dünya kadar borç yaptığını, ödeyemiyorum, kalkamıyorum, ne yapayım? Babamın borçlarını mı çalışayım? Sağda solda magazin sayfaları beni tehdit ediyorlar. İşte bak senin böyle bir hayat hikayen varmış, bunu yayınla kardeşim, ben korkmuyorum ki bir şeyden. Borç mu yapıyor? Yapıyor. Birinden aldığını vermiyor mu? Vermiyor. Ne yapayım? Ben baş edemedim ki. Edebilsem zaten böyle olmazdım. Bu bir tehdit. Dediğin gibi bu bir şiddet bir taraftan da. Ulan hep çalışıyorsun. Hep çalışıyorsun. 10-11 yaşından itibaren birçok işte çalışıyorsun. Sonra bankacılık, sigortacılık dönemleri var galiba büyürken. Onlar hayatının kaç yaşlarına denk geliyorlar? 2011'de. Artık bir sigorta acenteliğinde ama şeydi, bir galeriydi, orada staj yapıyordum. Mesela stajyerlere para vermiyorlar ama onların onlar gibi giyinmesini istiyorlar. Sen 20 bin alıyorsun, ben almıyorum. Yok diyemiyordum, anlatamıyorsunuz insanlara. Gökhan Bey, yoku bilmiyorlar, yok. Yani yok. Size yemin ediyorum, pazara gidemezdik, akşam annemle kalanları toplardık. Yok. Ve herkes evinde, güzel yuvalarında, sırtında rahatça yaslayıp uyuyabiliyordu, kalkabiliyordu biz o şiddet içindeyken. Ben bazen böyle sitem edince diyorlar ki, ya biz de babamızdan çektik. Hayır, hayır, orada herkes dursun. Kimse benim ailem kadar babasından çekmedi. Annem kocasından, biz çocuklar olarak babasından çekmedi. Kimse benim hayatımı kendiyle kıyaslamasın. Mümkünatı yok. Ben çektiğimi biliyorum, ailem çektiğini biliyor. Sen
Göz önünde olmak, insanlar tarafından tanınmak, bilinmek, görünmek, bunların hayalini kurar mıydın böyle bir dünyanın içindeyken? Kuruyordum, kendimi o şeyde görüyordum. Yani insanlar beni tanımalı diyordum. Hatta işten gelirdim, evde videolar çekerdim. Ve şeydim, bazen diyordum ki mesela bazı vlogları falan izliyorum. Diyorum ki ya bu kadın çok zengin diyorum. Bu kadın zaten izlenir, benim neyimi izleyecekler ki diyordum. Demek ki öyle dememek lazımmış. Demek ki benim de içimde bu kadar, bu kapının ardı, ben o kapıyı çekiyorum, video çekiyorum. Ben bu karanlık dünyaya girersem çıkamıyorum. Diyorum ya bazen böyle bir hayvan haberine iki gün ağlıyorum böyle içi içi. Gökhan diyor ki ya bu kadar mı duygusal? Aslında onu ağlamıyorum belki. Yaşadıklarımı ağlıyorum, atamıyorum ki. Ne kadar da aslında farkında bir yerden söyledin. Ağladığımız bir haber, takılıp kaldığımız bir mesele, bizim hayatımızda olmayan her şeyde kendi izlerimize de gülüyoruz. Kendi izlerimize de ağlıyoruz. Birçok duyguda aslında, öfkemizde de. Bugüne kadar belki hissedemediklerimiz ya da hissedip kimseye duyuramadıklarımız var. Farkındasın da bunun bir taraftan. Genel olarak da o zamandan beri profilin çok eğlenceli. Hani evet. Sanki böyle o bastırılmış eğlenceli, neşeli hayat renklerin böyle kapandıkları yerde beklemişler de yaptığın bu işle beraber ortaya çıkmışlar gibi. İnsanlar sana çok gülüyor çünkü aslında. Evet, çok sevdiler videolarımı. Demek ki öyle bir yaratıcılığım varmış. Ben bunu TikTok'ta keşfettim. Ben insanları güldürürdüm ama bu kadar başarılı olabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Bir toplumda insanları ben güldürürdüm. Akşam eve gider ben ağlardım. Yani hep böyleydi. Benim ömrümün belki %75-80'i ağlayarak geçmiştir. Ben eğer ki bu kadar insanın beni sevdiği bir Ümran isem, beni buraya getiren bu yaşadıklarım. Beni kimse görmedi ama ben şu an hiç kimseye sorun yaşayan, sıkıntı yaşayan bir kişiyi bile görmezden gelemiyorum. Ben sosyal medyada görünmeyenleri görmek için varım ve bunu gördürmek için varım. Gariban vardır, yoksul vardır, fakir vardır, fukara vardır, çaresiz vardır, ihtiyacı olan vardır. Var bunlar, görmezden gelmeyin. Bir pantolon tişörtle kimse fakirleşmez. Benim ortaokulda, küçük değildim, ortaokuldaydım, giyinecek kıyafetim yoktu. Yemin ediyorum size sokağa çıkacak kıyafetim yoktu. Yani düşünüyorum, kimi suçlasam ki? Hayat şarttır, kader deyip geçiyorum. Her bayram arkadaşlarım o kadar güzel giyinirlerdi ki. Giyinemezdim, bakardım işte gelirdi. Ne bileyim, annem almış, babam almış derdi. Bizim bayramlarımız cezaevinde geçer. Bir gün annemle babamın görüşüne gittik yine karda kışta. Benim kimliğimi annem o acelede evde unutmuştu. Beni kapıda bir askere emanet etti, içeri almadılar beni. Ben de o kadar çok güzel ilgilendik ki. O keşke adını sandım, bir gün yanına gitsem. Kartop oynadı benim de. Öyle güzel ilgilendik. O metristen bana kalan en güzel yer burası. Yani o jandarmayla geçirdiğim o güzel vakit. Orada koştuğumuz bir yol vardı mesela. Oradan böyle deli gibi koşardım, en önde ben giderdim. Sanki kime koşuyorum? Zaten yani benim babam bu şekilde. Ama demek ki o umut, o çocuk, o baba heyecanı oluyormuş insanda. Belki o jandarma abi diyeceğim. O çocuğun dilinden de bizi duyuyorsa, aslında hayattaysa bir çocuğa umut vermiş. Böyle insanlar da var, umudunu vermiş. Çok kıymetli dokunuşlar bunlar. Bu arada yıllar geçiyor, senin daha yetişkinlik yaşlarınla da beraber. Aslında uzun yıllardır konuşmuyor değilsin babanla. Bir senedir görüşmüyorsun, öyle evet, söyledin. Evet. O süreçte sizin iletişiminiz nasıldı sizin? Bu olaylar doğru yaşandı ama ben asla babama kin duymadım. Severdim, saygı duyardım. O bizi çok sevmezdi ama ben ona babamdı, saygı duyardım. Geçen sene beni arıyor annem Feryat Figen. Telefonu açtım, anne ne oldu dedim. Ben dedi çok kötüyüm, babam dedi bir yerlerimi kırdı, oturamıyorum, belim çok kötü. Ben İstanbul'a geliyorum, eşyaları da bıraktım, canımı zor kurtardım dedi ama ben böyle hamileyim bir de. Tepem attı, ya dedim neden dövdün annemi, babamı arıyorum. Ya ben seni hesap soracağım, neden dövdün, neden annemin belini çatlattın, neden yapıyorsun, neden, ne yapıyor bu kadın sana? Ben belki 400 kere bir tuşa bastım ve o bir kere alo demedi, ben ona mesaj attım. Bana hakaret ediyor mesajlarda, işte küfür ediyor. O bana ediyor, ben ona yazıyorum şöyle böyle. Demek ki o şeyimle, fevri halimle demek ki ben de yani kalbini kırdım ama artık hamileyim, doğum yapacağım, kötü durumdayım, bunalmışım, annem bir yandan arıyor. Boy boy herkese bakın benim kızım bana bunu yazdı, bakın benim kızım bana bunu yazdı. Ben orada bir de tanınıyorum sosyal medyada. Yani güzel babacığım, sen bunu herkese gösteriyorsun da bizim dostumuz yok ki. Gören herkes gülüyor bana. Aa, Dümran babasına bunu yazmış. Bilmiyorlar ki ne durumda yazdım. Bilmiyorlar ki ne halde yazdım. O zaman dedim ki yok, bana asla merhamet etmeyen bir adamı ben de artık
konuşmayacağım dedim. Büyük konuşmayayım ama iki cihan bir araya gelse konuşmayacağım. Orası sizin aranızdaki yer. Biz bu arada buradaki öznemiz de baban değil. Daha çok senin insan hikayesinde, kendi hikayende yaşadıklarınla ilgileniyoruz. Amaç kimseyi suçlamak ya da kimseye tanık koymak da değil. Sen bir çocuk olarak çok karanlık diye anlattığın o çocukluğu alıp bugün duyguların sende saklı hala, görüyorum onu ama gerçekten ayağa kalkabileceğin bir hale getirip biraz ışıklandırdın ya. Bugün bir yerlerde kendini karanlıkta hisseden birçok çocuk bu tarafı görsün istiyorum en çok. Var, biliyor musunuz? Bana o kadar çok yazan var ki. Abi şiddeti gören, baba şiddeti gören. Ve biliyorum, istediğim kadar her merciye gideyim, kapılarını çalayım. O sizin kaderiniz. Bunu yaşamak zorundasınız. Ben az mı gezdim adliye kapılarında, az mı gezdim polis karakolunda? Polise gittik bir gün annemle, annemi dövdüğü zaman. Yani şey olarak söyleyeyim, halden anlayan çok az insan var. Yani o kadar böyle mesleki yaklaşıyorlar ki boyuta. Babanız gelince bizi arayın, bir odaya koyun, geliyoruz diyor. Ya kapıyı açtığında ya beni öldürürse. Böyle mi ben korunacağım? Sırtımızı güzel yaslayamıyoruz. Güvenle yaslayamıyoruz, evet, bunları duyduğumuz zaman. Oysa çok ihtiyacımız var. Gerçekten çok ihtiyacımız var. İyi bir hukuk sistemine, çocuklar olarak korunmaya, yetişkinler olarak aslında güçsüz durumda kaldığımızda o sırtı iyi yaslamak, o yere sağlam basmak istiyoruz. Bütün güvenlik, ten sorumlu her ne varsa, neresi varsa insanlar tarafından. Ama buralarda umudu kaybediyoruz bazen. Evet. Ümran, kardeşini okutmayı çok istemişsin o sürecin içerisinde. Yapabildin mi? Yaptım. Bir de hayatta seçilmiş ailelerimiz var. Adaşım da. Sizin hikayeniz nasıl başladı? Aynı şirkette çalışıyorduk. Ben 22 yaşındaydım. Tanıştık. İşte bir kahve istedi benden. Ben de ona tuzlu kahve götürdüm. Direkt böyle hani evlilik teklifi gibi bir şey oldu. İlk buluşmaya gelinlikle gitmek gibi. Bir mail attı bana. Bir tane daha içmek istiyorum diye. 3 ayda falan evlendik. Annem için evden giden her kız, yemin ederim annem ferahlıyordu. Diyorduk, oh şiddetten kurtuldular. Bu soluğu alıyordu annem. Bir yanıyla belki bir kurtuluş ama bir yanıyla aslında o orada da, yani evlendiğin kişide de hayatında bir dönüşüm olur. Eğer kendimiz için doğru seçimi severek, güvenerek yaptıysak. Bir yandan da bir oğlum var ve büyümenin zorlu zamanları. Anne babanın uykusuz kaldığı geceler. 7 aylık mıydı şu anda? 7 aylık. Bu zorlu zamanlarda da bir taraftan gerçekten onu anlatırken gözler böyle parlıyordu. İçeride de duydum. Nasıl geldi anne olmak sana? Çok iyi geldi. Yani benim içimde tuhaf bir sevgi var. Ona bakınca diyorum ki sen çok şükür iyi ki oldun. Ben sevgim sana taşıyor, benim sevgim ve ben onun altından kalkamıyorum. O kadar iyi geldi ki bana anne olmak. Yani onun o güzelliği, o bakışları, yani birçok şeyi yine unutamıyorum. Ama ona bakınca diyorum ki bazen senden diyorum bir tane daha doğuracağım. Bir tane daha. Yeter ki iyi insanlar olsun. Ben insanlara ve hayvanlara yardım ettikten sonra mutlu oluyorum. Başka beni mutlu eden bir şey yok. Bazen iyileşme biçimi bu. Diğerlerine verdiğimiz, evet, yardımla da beraber ama ne güzel. Güzel vicdanın da aynı zamanda, ne güzel. Ama diğer taraftan iyileştirdiğin kadar iyileşmeye de zaman ayırdığın bir hayat dilemek istedim beraberinde. Seslendin, isyan ettin, içini döktün. Üzüntünü de aslında başladığın heyecanını da anneliğin yüzünde yarattığı gülümsemeyi de. Bu hayatta seni sen yapan birçok şeyi konuştuk. Elbette biraz yükleri dökmek yeri burası. Nasılsın şu anda, merak ettim. Daha iyi. Çok iyiyim hatta. Sesimi çıkaramıyordum ben. Hesap soramıyordum. Hesap sorduğum için çok iyi durumdayım. Neden diyebildiğim için çok iyi hissediyorum. Geri kalan da bireysel hikayende. Unutulmayacak ama dönüşecek yerler elbet. Ben de dinlerken zorlandım yer yer. Ama o yalnızlığın içinden çıkıp kendini kalabalıklaştırmışsın bir taraftan. Öyle sadece kendi pencerelerimizden bakıp işte bu sosyal medyada nasıl da para kazanıyorlar, şöyle oluyor ya da işte insanlar böyle yapıyor, hepsinin şöhreti bitecek vesaire derken aslında vurduğunuz insanın kendi hikayesinde de onun bir dönüşüm meselesine yaradığını bilmemiz gerekiyor. Özellikle bugün biraz aslında Ümranto ismiyle tanıdığımız Ümran bize biraz kendi hikayesinden de buraları anlattı. Hayalin ne? Sen ne olsun istiyorsun bundan sonraki hayatında? İş kurmak istiyorum aslında. Şu dönemde biraz onun üzerinde çalışıyorum. İşimi kurmak istiyorum. Ben sosyal medyada ilk tanıdığımda biz anneme zar zor bir bodrum katta bir ev almıştık. Annem bodrum katta oturuyordu. Ben story attıkça bana
insanlara yardım edeceğin annene bir ev aldım. Nasıl fenomensin? Annem Bodrum kata. Dünya kadar linç ettiler beni Gökhan Bey. Anneme ev aldım, bizim sayemizde aldın dediler. Yani alayım mı almayayım mı? Hangisini yapayım? Bunu söyleyen de aynı insanlar. Bak işte bizim sayemizde ev aldın. Bu arada bunu söyleyenler sayesinde de almıyorum. Keşke alsam. Beni izliyorlar da bana para kazandırmıyorlar ki. Tek hayalim işimi kurup, büyütüp, el uzatmak istediğim akrabalarım var. Durumu kötü olan insanlar var, işe ihtiyacı olan. İşimi büyütmek istiyorum. Engelli hayvan barınakları açmak istiyorum Türkiye genelinde. Onlara böyle güzel bir yaşam standardı sunabilecek. Çok yapamasam da her hayvana yetişemem yetişebildiklerimi. Onlar için bir çabam var ve asıl ilk hayalim annemi çok güzel bir evde yaşatmak. Ona muhteşem bir hayat sunmak. Ben bir gün anneme dedim ki, anne sen bu dünyaya bir daha gelmek istesen ne olarak gelmek isterdin dedim. Annem bana dedi ki ben bir daha gelmek istemezdim. Bir insanın bu kadar bu dünyadan soğutulur mu? Soğuttular. Neden annem bu dünyaya bir daha gelmek istemesin ki? O kadar renkli ki bu dünya. Niye annem sadece her karanlık tarafını gördü ki bu hayatta? Onu çok iyi yerlerde yaşamak istiyorum. Yani böyle çok iyi bir hayat, fiyatına bakmadan alışveriş. Evet bunları istiyorum. Yani her şeyle dört dörtlük bir hayat ve annemi toplumda dışlayan herkes ona imrenerek baksın istiyorum. Yani şu an bile çok şükür onu sağlayabiliyorum ama devamında bunu istiyorum. Yani böyle herkes desin ki ya biz zamanında dışlıyorduk, sohbet bile etmiyorduk, kızlarını da aşağılıyorduk, topluma sokmak bile istemiyorduk ama vay be desinler istiyorum. Beni bu kadar hırslandıran şey benim yakın çevrem. Bana etiket vuran yakın çevrem. Bunların karşısındayım. Dimdikte duruyorum. Ağlıyorum ama güçsüz değilim ki. Gördüm onu. Zaten gözyaşı aslında çok temelde zayıflık değil de bir güçlenme girişimidir. Temizlenip yeniden arınmanın bir yoludur. Yeter ki neye ağladığımızı fark edelim. O ağladığımız şeyin bizim hayatımızdaki anlamını fark edelim. Çünkü ancak insan böyle temizlenip yeniden ayağa kalkabiliyor bazen. Ha, herkes hüngür hüngür ağlamaz. Kimi içine ağlar, kimi sessiz ağlar. Ama o çöküş anları, dediğim gibi o duygusal boşalım anları aslında ilk adımı atmaya da hazırlık yerler. Bir ricam var programı bitirirken. Ümran'la ilgili, bölümle ilgili de yani tabii ki herkese tek tek ulaşamıyoruz bazen ama yorum yaparken lütfen yaşamlara saygı duyarak ve hassasiyet göstererek, kendi dünyamızdan başkasının hayatına ahkam kesme girişimlerinde bulunmadan, Ümran'ın ne zaman barışacağını, ne zaman affedeceğini ya da nerede haklı, nerede haksız olduğunu çok da sorgulamadan, onun bir hikayesi var ve o biliyor, o bir hazır oluş ister zaten o süreçler. Özellikle de bugün biz bir insan hikayesi dinledik ve babayla ilgili bir yeri duyduk ama bu bir etiket olmasın. Dediğim gibi hayat içerisinde bu tanıyı almış olan çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinler doğru tedaviden geçmeleri için uğraşalım. İlla zarar veren bir hastalık ya da her zaman manik dönemlerde bu eğilimlerin olduğu bir hastalık süreci değil. Kişinin birazcık bireysel kendi hikayesinde de tanının meselesi var. Buraların altını çizmek istiyorum ki yorum yaparken insanları incitmemek, kırmamak, hani canlarını yakmamak önemli geliyor bana buralarda. Elimizden geldiği kadar diyeyim, vicdanımız el verdiği kadar diyeyim. Bir de bir duyurum daha var. Biz her programın sonunda SMA hastası bebeklerimiz için bir duyuru yapıyoruz. Çünkü orada yaşamayı bekleyen, ayağa kalkmayı, nefes almayı, gerçekten hayatına devam edebilmeyi bekleyen bebekler ve aileleri var. Onlardan biri de Sümeyye Kurtalış %15'te kampanyası. Bütçemizden ne kadar geliyorsa, elimizden ne kadar geliyorsa dua, dilek, aileye destek ya da maddi yardım Sümeyye'nin valilik onaylı kampanyasından ulaşabiliriz. Sümeyye alt çizgi SMA. Instagram'da ulaşabiliriz aileye de. Hadi beraber bir şeyler yapalım. Hem de bir bebeğimize de hayat olsun, nefes olsun Sümeyye için. Sümeyye alt çizgi SMA. Teşekkür ederim İmran. Ben teşekkür ederim. Geldin, anlattın. Bu hikaye burada bitmedi. Hikayeni sana iyi gelecek şekilde, o nasıl bir yöntemse onu sen bulacaksın, dönüştürebilmen umuduyla bitireyim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Gerçekten bu bir etiket olmasın toplumda. Benim babam eşi benzeri olmayan bir adamdı. Hasta olmadığı, manik olmadığı dönemlerde. Manik olduğu dönemde de eşi benzeri olmayan bir adamdı. Yani çok iyi insanlar maalesef ki kaderin getirdiği şeylere boyun eğebiliyorlar. Konuşmamak benim kendi yani mevcut şu anki sıkıntım. Ama bu insanları eleştirenler de dört dörtlük değiller.
Yani çok böyle ambiyane bir tabir var. Herkes önce bir kendi kapısını önü süpürsün diye. Gerçekten bir etiket olmasın kesinlikle. Asla istemiyorum bunu. Yani hiç insanları zaten ayırmayalım. Özellikle bu tarz psikolojik rahatsızlıklar yaşayanları asla ayırmayalım. Onları topluma kazandıralım. Ben bugün söylediği her sözde kendi isyanını bile ederken güzel vicdanlı da bir insanla tanışmış oldum bu arada. Onun için de ayrıca memnun oldum. Ben teşekkür ederim.